Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bu videomda yumurtalı çiğ köfte yapacağız sizler için. Bu tarifi de yine Fatoş ustamız verecek bize. Biliyorsunuz ben hazırlayayım, direkt yapılanı yemekte ustayım. Malzemelerimizi sayalım. 2,5 su bardağı köftelik ince bulgur, sumak, karabiber, kimyon, salça. Dilerseniz isteğe göre ev yapımı kahvaltılık salça da ekleyebilirsiniz. Olmazsa olmaz değil ama olmazsa olmaz isot. Evet, onunla yapacağız zaten. Tamam. Lezzet olur. 1,5 limon var. Biz isteği önce bir kullanacağız. Tadına tamam. Bakıp onu ele alacağız. Zaten şeye göre, evet. Damak tatlarına göre ayarlayabilirler. Lezzeti şunlar verecek zaten. 2 baş soğan, 3 diş sarımsak ve zeytinyağı aldığı kadar ve 1 su bardağı soğuk su. Bunu normalde sıcak su kullanıyorlar hızlı değil mi? Yapmaları gerekiyorsa evet sıcak suyla da yapabilir ama ben normal soğuk su tercih ediyorum ki daha böyle yoğurarak işte. Lezzeti geçsin diye. Biraz da nar ekşisi ilave edeceğiz. Biraz da nar ekşisi. Damak tadına göre bunları ayarlayacağız. Evet, son zaten yumurtayı çırpıp pişireceğiz. İçini ondan sonra evet, bize iki tane de yumurtamız var. Nane, yeşil soğan. Tamam, önce hemen başlayalım Fatoş'cum. Tamam. Şimdi ilk etapta mesela bizim çiğ köftemiz tepsimiz olmadığı için böyle uydurduk. Soğanlarımızı rendeliyoruz. Yedirelim soğan suyunu. Robotta da çekebilirler tabi soğanla sarımsağı. Şu ben bence de tercih ettim. Şimdi tamam. Malzemeleri ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı salça ekliyoruz. Bunu şöyle de yapabilirler. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da yine biber salçası. Benim olmadığı için ben ikisini de domates kullandım. Bu benim kendi sosum, kahvaltılık. 1 kaşık bundan koydum. Şimdi tatlı kaşığına geçiyorum. Kimyon. Bundan 1,5 kaşık koyalım. Bundan karabiber de yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı sumak ve 3 kaşık da 3 tatlı kaşığı. 3 tatlı kaşığı da isot koyuyoruz. Hatta evet ilk etapta 3 koyuyoruz. Şimdi ilk etapta bunları böyle bir harmanlayacağız. İkinci aşama. O zaten rengini, tadını böyle yapım aşamasında sürekli tadına bakabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Acısını, ekşiliğini. O kıvam size kalmış. Beş dakika yoğurduk. Üzerine şu şekilde doğramış olduğumuz limonları ekleyeceğim. Evet, bunlar da limonlarla ne kadar? İşte bunlar bitene kadar yaklaşık bir 20 dakika falan böyle kabuklarıyla. Yarım limon ekledik değil mi? Evet, çok lezzetli oluyor böyle. 20 dakika kadar bu şekilde yoğuracağız. Ama sonraki şeyleri. Bu orijinal yumurtalık. Tabii canım. Bulgur biraz sert olduğu için üzerine biraz su ekleyip yoğurmaya devam edeceğiz. Yarısını koydum. Zaten çok çekiyor. Şiştikçe sertleşecek. Suyu da ihtiyaca göre ekleyeceğiz. Ya bu bir bardak olur, 1,5 olur.
Zaten söyleyecek onu yapım aşamasında. 5 dakikadır yoğuruyoruz. Limonların içi çıktığı için, limonların kabuğunun acısı tepkiye geçmemesi için çıkarıyoruz bunları. Tamam. Bunları aldıktan sonra tekrar yoğurmaya devam edeceğiz. Biz bir su bardağı soğuk su kullanmıştık, yani normal su. Tekrar bir yarım bardak daha ilave ediyoruz. Tekrar yoğurmaya devam. Yoğurma işlemimiz tamamdır. Şimdi üzerine yarım su bardak zeytinyağı ekliyoruz. Ve bir yemek kaşığı nar ekşisi. Olmazsa olmaz. İsteğe göre koyabilirler. İki de koyabilir ama o ekşi olur. Böyle de 3 dal yaş nane, maydanoz, 3 dal yeşil soğan ve maydanozun, bir maydanozun 1/3'ünü doğrayıp ekledik. Şimdi yine yoğurmaya devam ediyoruz. 5 dakika kadar yoğuruyoruz. 5 dakika. Aynen. 5 dakikada böyle çok ezmeden şu şekil yoğurmasınlar bunu. Şimdi bu aşama geçti. Şöyle şöyle. Soğanları çok bir şey yapmasınlar, öldürmesinler. Tamam. Sonra da yumurta ekleyeceğiz. Tavaya biraz sıvı yağ ekledik. Çıkıyoruz. 3 tane yumurtayı kırdık ve çıkıyoruz. Tavamızı ısındı, altını kısalım. Tavayı sıcak kızmış bir şekilde olması gerekiyor yumurtaların kabarması için. Evet. Yumurtayı kırdık. Şimdi bulgurun üzerine ekleyeceğiz. Evet Fatoş, yemeği tamam bırakıp eklerse. Evet. Oh. Tabii ki bu arada sıcak olduğu için. Benim ellerim demirden olduğu için pek hissetmiyorum bunu. Yemeden yanında yat dedikleri bu olsa gerek değil mi? Ama gerçek fikrini söyler misin? Tamam mı? Seda. Yedikten sonra. Tamam. Arkadaşım olduğun için şey yapma, gerçek fikrini söylemeni istiyorum. Tadını, tuzunu, neyi eksik. Ben gerçek söylemez miyim sence? Söylersin vallahi, gömersin bile. İsterseler böyle çok içinde hani görmeyecek, görülmeyecek şekilde de böyle ezebilirler yumurtayı. Ama ben böyle biraz lezzeti ağza gelince çok güzel oluyor. Bence bu şekilde çok iyi. Yumurtalı olduğunu göstersin. Hadi bakalım. Nasıl? Oh my god. Şimdi tabağımızı alalım. Yine... Sabah almadan önce burada bir lezzet testi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence bunu yapsınlar. Ay pardon, şöyle yaparsak. Evet. Ben sana hemen bir kıvırcığın içine koyup veriyorum bir tane. Bakınız, aman Allah'ım. Aynı atın ayakları gibi oldu. Hani böyle çamura basınca ayaklar böyle çıkıyor ya atların. Şöyle biraz koydum sana. Of. Şimdi. İçine nane ve turşu da ekleyebilirsin. Evet. Ama sen sade bir dene. Diğer tadına bak. Ben de bakayım. Mahvede çalmışsın ama biraz. Mesela? Yani az koymuşsun. He, pardon. Nasıl, şu iyi mi şu ayar? Olabilir. Buyurun efendim. Tam senin ağzına layık bak. Fatoşcuğum. Nasıl olmuş? Nefis. Değil mi? Evde olan malzemelerle çok gerçekten arkadaşım olduğum için değil, delikanlı olduğum için söylüyorum sana. Eyvallah. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bir güzel videoyu daha, bir güzel tarifi daha bizlerle paylaştı. Lütfen videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoş kalın, sevgiyle kalın.
Beğendin mi gerçekten?